İnsanların ön yargıları nasıl kırılır? İnsanların ön yargıları nasıl kırılır? Ön yargı bazen makul olur. Adam PKK'lıysa tabii ki ön yargın olur. Ama bazen ön yargı felaket boyutunda oluyor. Yani birçok insana haksız ön yargılar oluyor. Bunun oluşmasının nedeni sevgisizlik yine. Merhametsizlik, sevgisizlik, şefkatsizlik, kıskançlık, hasetlik hissi, görgüsüzlük, kültürsüzlük, nezaketsizlik ve sadist bir ruha sahip olan insanların tezahürlerinden bir tanesi olmuş oluyor. Ne yapılır? Allah sevgisi, Allah korkusu. Allah sevgisi için iman hakikatleri, Allah'ın mucizeleri, Allah'ın yarattığı harikaların insanlara hatırlatılması, dikkatlerini çekilmesi gerekir. Her yerde Allah'tan bahsedilmesi lazım. Allah'ı herkes severse, herkes birbirini sever. İnsanlar Allah'ı sevmezse hiç kimse birbirini sevmez. Allah'ı sevmeden insanların birbirini sevmesi mümkün değil. Ön yargı da olur, yan yargı da olur, ters yargı da olur, her türlü yargı olur. Mesela CHP liderine öfkeyle bakan insanlar var, milyonlarca. Cumhurbaşkanı Tayyip Hocamıza da nefretle yaklaşan yüz binlerce insan var, ön yargılı. Saadet Partisi'ne öfke duyan çok fazla insan var. MHP'lilere öfke duyan, bir tabii benim çocukluğumdan beri vardır MHP'lilere öfke, gençliğimden beri. Ülkücü gençlere karşı. Halbuki çok temiz insanlar ama ön yargılar, tanımıyorlar, bilmiyorlar. Kulaktan bir şeyden etkileniyor, tamam, veriyor kararını. Böyle olmaz. Ön yargı olmaması lazım. Akılcı değerlendirmek lazım. Bir de böyle bir insan kendi başına bazen güzel karar verebiliyor ama kalabalık içinde olduğunda kalabalığın etkisinde kalıyor. Kalabalıkların etkisinde kalmamak lazım. Tek başına müstakil karar vermek lazım. Yani asil kişilikli, soylu, karakterli insan olmak lazım. Kişiliksiz insanlar kalabalığa göre hareket eder. Uydum kalabalığa der. Kalabalık birini linç ediyorsa o da linç eder. Birini seviyorsa, birine iyi bir şeyler söyleniyorsa hemen o da onu kabul eder. Öyle değil de müstakil, güçlü karakterli insanlar gelişmesi gerekiyor.